Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 17 Temmuz Salı, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını az önce ekranlarınıza taşıdık. Partisinin grup toplantısında konuştu ve Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunu eleştirdi Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda iki tane 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz'u, diğeri ise sarayın 15 Temmuz'u dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklendi CHP lideri. Bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım bugün Anıtkabir'i ziyaret etti ve özel defteri imzaladı. Detaylarına bakacağız. Avrupa Birliği ile Japonya şimdiye kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalayarak Tokyo'da bir araya geldiler. Detaylarına bakacağız. Bir de sıcak bir bilgi var. Hemen onu sizlere aktaralım sevgili izleyenler. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı ve birkaç saat içerisinde de bunun meclise sunulacağını söyledi. Kararsa 25 yaş ve üstü kişilerin 15 bin lira öngörüsüyle 15 bin lira TL ile askerlik, bedelli askerlik yapabileceklerini söyledi. Ancak 25 gün askerlik yapma şartının da olacağını bildirdi. Detaylarına bakacağız. Hemen başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklara bakacak olursak eğer, Kılıçdaroğlu, hakimin hukukun üstünlüğüne göre karar vermesi lazım. Sayın Enis Berberoğlu'nun içeride kaldığı her dakika bir hukuksuzluk örneğidir. Yargıya sesleniyorum. Beklemeden gereğini lütfen yapın. Eren Erdem, eski milletvekilimiz. Milletvekiliyken hakkında soruşturma açılmıştı. 29 Haziran'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Davası hangi gerekçeyle öne alındı diye sordu. Aynı zamanda ODTÜ'lü öğrencilerin gözaltına alınmasıyla ilgili de konuştu CHP lideri Kılıçdaroğlu. ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayımlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış, beraat etmiş. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. Ben bugün bütün arkadaşlarımdan İstirham ediyorum. Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma, bakalım ne yapacaksınız diye konuştu. Aynı zamanda CHP liderinin gündeminde Adil Öksüz de vardı. Darbenin olacağı biliniyordu. Aksini söyleyen bir kişi bile yok. Önlenemedi darbe. Önlenebilirdi. Sonuçlarından yararlanıldı. Adil Öksüz adını pek çok yerde en çok ben dile getirdim. Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akşamı gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün FETÖ imamı olduğu 2008'den beri biliniyor açıklamasını yaptı ve araştırma komisyonu kurduklarını dile getirerek Kılıçdaroğlu, araştırma komisyonu kuralım dedik. Herkes öğrensin ayrıntıları. Çıkıp meydanlarda kutlama yapıyorsunuz. 250 şehidin kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Darbe komisyonuna gelmesi gereken iki önemli kişi var. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı. Erdoğan talimat veriyor, sakın gitmeyin diye. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. O karanlık gecenin bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak için biz mücadele ettik. Engelleyen Erdoğan'dır. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgi vermelerini engelledin diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu hiçbir dikta ve dikta yönetimine asla teslim olmayacağız açıklamasını yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili de seçimler meşru değildir, adil değildi seçim yarışı dedi. Aynı zamanda TRT'nin tarafsızlığını kaldırıyorlar o zaman bu halde. Ben de vergi vermeyeceğim herhalde diye konuştu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Evet, şimdi Ankara'ya uzanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti ve özel defteri imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım 27. dönem başkanlık divanı heyetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım beraberindeki 27. dönem başkanlık divanı heyeti Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunay'la Aslanlı Yoldan yürüyerek Mozele'ye çıktı.
Yıldırım'ın üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yazılı Çelengi Atatürk'ün mozelesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mozele'ye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ve beraberindeki heyet buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, Anıtkabir özel defterine Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem başkanlık divanı heyeti olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız. Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun diye yazdı. Olay sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin geçici maddeyle birlikte toplam 27 maddeden oluştuğu öğrenildi. Olay sonrası yasal düzenleme Perşembe günü Adalet Komisyonu'na gelecek. Düzenleme pazartesi günü de genel kurulda ele alınacak. 18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme meclis başkanlığına gönderildi. Teklifte OHAL uygulaması yerine geçecek düzenlemeler bulunuyor. AK Parti'nin kanun teklifine göre valilerle ilgili düzenleme de var. Valiler kamu düzenini veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı, kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Valiler belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmasını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek. Valiler ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek. 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dün resmi gazetede yayımlandı. Kararnamelerde Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruluş, görev ve yetkileri yer aldı. Yayınlanan 11. ve 12. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruluş görev ve yetkileri yer aldı. Buna göre Devlet Arşivleri Başkanlığı, Meclis ve Milli İstihbarat Başkanlığı dışında Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının yanı sıra mahalli idareler gibi kamu kurumlarından gelen belgeleri arşivleyecek. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ise Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk ve müze gibi yerlerin muhafazası ve restorasyonundan sorumlu olacak. Her iki başkanlık da Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulundu ve hakaret ettiği iddiasıyla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunuldu. MHP yönetimi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Partiden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Dilekçede 7 Temmuz'da gerçekleşen 27. dönem milletvekilleri yemin töreni sırasında İYİ Parti'den seçilmiş bazı milletvekillerinin Bahçeli'nin elini öpmesinin basın yayın organlarında yoğun bir şekilde yer aldığı hatırlatıldı. Bu durumdan rahatsız olan Akşener'in parti kurmaylarına "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir" diyerek Bahçeli'nin elini öpenlerin partiyi terk etmesini istediğinin kamuoyuna yansıdığı aktarılan dilekçede Akşener'in bu ifadeleriyle Bahçeli'ye açık bir şekilde hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede 1 Kasım 2015'teki genel seçimler sonrası MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Akşener'in zaman zaman mağduriyet algısı oluşturmak adına çeşitli çevreleri "namusuma dil uzattılar" ithamiyle karşı karşıya bıraktığı ve bunu alışkanlık haline getirdiği ileri sürüldü. Akşener hakkında 2015'te ortaya atılan kaset iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmelerin titizlikle araştırılması istenen dilekçede kaset iddiasını ortaya atan Latif Erdoğan'ın FETÖ bağlantıları ve geçmişi de dikkate alınarak soruşturulması talep edildi. HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında terör örgütü PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy mezarlığında cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı. Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın Sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Helsinki'de yaptıkları görüşmede Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından basın toplantısı düzenlendi. İki lider Suriye'de insani yardım için ilk defa ortak çalışacaklarını açıkladı. Diyaloğun hem Rusya hem ABD için iyi olduğunu belirten Başkan Trump, ilişkilerimiz daha önce hiç şimdiki kadar kötü olmamıştı ancak bu durum artık değişti. Dünyadaki sorunları çözmek istiyorsak ortak bir yol bulmalıyız dedi. Suriye'deki iç savaş hakkında konuşan Putin ise Suriye'de barış için ilk defa ortak çalışma kararı aldık açıklamasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü hatırlatan Putin, Suriye'ye insani yardım için artık ortak çalışacaklarını ifade ederek, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilere de yardım etmek için Avrupa Birliği ile ortak çalışmalar başlatacağız diye konuştu. IŞİD'in %90 ila %95'inin temizlendiğini açıklayan Trump, IŞİD'le mücadelede sona geldik, onları bölgeden tamamen silmek üzereyiz dedi. Basın mensuplarının Rusya'nın Kırım'ı işgali hakkında soru sorması üzerine söz alan Trump, bu konuda fikirlerinin değişmediğini ve Rusya'nın Kırım'ı işgal etmelerini tanımadıklarını söyledi. Bunun üzerine söz alan Vladimir Putin, Kırım konusunda ABD hala işgal ediyor ama öyle değil. Biz Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurallarına uyarak referandum gerçekleştirdik yorumunda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı. Trump, Putin'le Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlediği ortak basın toplantısında Moskova'nın ABD başkanlık seçimlerine karışıp karışmadığına yönelik bir soruya Amerikan istihbaratını kastederek "Onlar Rusya'nın karıştığını söylüyorlar ancak Başkan Putin'le görüştüm. Bunun arkasında Rusya olmadığını söyledi. Rusya'nın olması için bir sebep görmüyorum" şeklinde konuştu. İşte bu sözler ABD'de büyük tepki topladı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Kongre bu sözlere tepkili. Ulusal İstihbarat Direktörü Dean Coats yaptığı yazılı açıklamada istihbarat kurumlarının rolünün başkan ve politika yapıcılarına mümkün olduğunca gerçekleri ve bilgiye dayalı değerlendirme sunmak olduğunu belirtti. Coats, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı, demokrasimizin altını oyma konusunda devam eden mütecaviz çabaları konusundaki değerlendirmelerimizde net olduk. Ulusal güvenliğimize yalın ve tarafsız istihbarat desteği sağlamaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bir açıklamada Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'dan geldi. Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı konusunda şüphe olmadığını kaydeden Ryan, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı bulgusu sadece ABD istihbaratının değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin değerlendirmesi olduğunun altını çizdi.
Ryan, başkan Rusya'nın müttefikimiz olmadığını takdir etmelidir. En temel değer ve ideallerimize düşman olan Rusya ile ABD arasında ahlaki bir denklik söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ryan ayrıca ABD'nin Amerikan seçimlerine karışması konusunda Rusya'ya hesap sorması gerektiğini savundu. Diğer taraftan Senato'da önemli isimlerden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain de Trump'ın Putin'le basın toplantısını bir Amerikan başkanının hafızalardaki en utanç verici performansı olarak niteledi. Eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi. Brennan'ın paylaşımında Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiği performans yüksek suçlar ve kabahat eşiğine yükselmiş hatta geçmiştir. Bu ihanetten başka bir şey değil. Trump'ın yorumları sadece ahmakça değil aynı zamanda onun Putin'in cebinde olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi vatanseverler neredesiniz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da telefonda görüştü. Görüşmede Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için işbirliğine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Thank you very much and it's a great honor and... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan ve Trump, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için işbirliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Liderler ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti. İngiltere Başbakanı May'den Rusya uyarısı geldi. May, çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor dedi. But if I can explain how perhaps... İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brüksel'de geçen hafta yapılan NATO zirvesine katıldığını anımsatan May, toplantıda Rusya ile bu ülkenin oluşturduğu tehditlerin ele alındığını söyledi. Başbakan, ülkenin batısındaki Salisbury kasabası ve yakınında yaşanan zehirleme olaylarına dikkati çekerek bunların küresel normlara ve yasalara yönelik Rusya'nın giderek büyüyen umursamazlığına örnek oluşturduğunu savundu. May, kimyasal zehirlenmelerin ayrıca Batı demokrasilerini baltalamak ve dünya çapındaki çıkarlarımıza zarar vermek için iyi hazırlanmış bir davranış modelinin bir başka örneğini teşkil ettiğini belirtti. Son yıllarda Rusya'nın İran'la silah satışını artırdığını, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını perdelediğini ve ekonomik bakımdan zarar veren siber saldırılar düzenlendiğini ve yalan haberler yaydığını öne süren Theresa May, uzun vadeli hedeflerinin ise Rusya ile yapıcı bir ilişki olması yönünde devam ettiğini dile getirdi. Trump-Putin zirvesinin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başbakan May, ancak geçen hafta Başkan Trump'la görüştüğümüz üzere bunu birlikte ve kuvvetli duruşumuzla yapmalıyız. Bu Rusya'nın davranışını değiştirmesi konusunda açık ve sarsılmaz olmak anlamına geliyor. Çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapacağız diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile Patriot füze savunma sistemi satışı için pazarlık yürütüldüğünü duyurdu. Patriotların Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerine alternatif olduğu belirtildi. ABD Türkiye ile Patriot görüşmesi yapıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi askeri işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Tina Kaidenov'dan geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaidenov, İngiltere'de hava gösterisine katılan Amerikan heyetinin müttefikleriyle Amerikan savunma ticaretinin geliştirilmesi için görüşmeler yaptığını söyledi. Bakanlığın Türkiye ile de pazarlık yürüttüğünü belirtti ancak İngiltere'de Türk ve Amerikan heyetleri arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmedi. Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için Moskova ile anlaşmaya varması NATO'nun tepkisini çekmişti. Kaidenov, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasından kaygı duyduklarını yineledi. Avrupa Birliği, Japonya bugün dünyanın şimdiye kadarki en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere Tokyo'da bir araya geldi.
Avrupa Birliği yetkilileri 650 milyon kişiyle dünya ticaretinin üçte birini oluşturması adına serbest ticaret alanı yaratması için düzenlenen anlaşmayı Tokyo'da imzaladı. Japonya, Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği Anlaşması olarak geçen anlaşmanın içeriğinde pek çok üründe bulunan gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması ve ticarete büyük kolaylık getirmesi hedeflenen bir tüzük yer alıyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Amerika politikasıyla ticaret yaptığı ülkeler arasındaki anlaşmaları birer birer yeniden düzenlediği bu günlerde Avrupa Birliği ile Japonya'nın böyle bir anlaşmayı imzalamasını zamanlama açısından oldukça dikkat çekici ve önemli olarak yorumluyor. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Stiglitz, geride bıraktığımız Aralık ayında uzlaşılan anlaşma için Avrupa Birliği'nin şimdiye dek yaptığı en büyük anlaşma yorumunda bulundu. Öte yandan Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Malmström ise bu anlaşmanın dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Anlaşmaya göre sevgili izleyenler, Japonya otomotiv endüstrisi Avrupa Birliği pazarına girecek. Bunun karşılığında ise Avrupa Birliği Japonya'ya uyguladığı tarım vergisini kaldıracak. 28 ülkesiyle 500 milyonu aşkın bir nüfusu içinde bulunduran Avrupa Birliği, Donald Trump'ın muhafazakar ticari anlaşmalarını en az zararla geçiştirebilmek adına yeni işbirlikleri geliştirmeye çalışıyor. Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerinin devamına hükmedildi. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan duruşma için Teğmen Angelos Mitrodolis ile Asubay Çavuş Dimitros Kaustatsis Edirne F tipi cezaevinden güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya tutuklu askerlerin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel de katıldı. Mitrodolis ve Kalklarsis savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Hakimlik atılı suçun kanunda öngörülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşunu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüllülük sınırları içerisinde kaldı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adli kontrol hükümleriyle sağlanamayacağı değerlendirilerek soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Edirne'de 1 Mart'ta 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bağlı Hudut Kartalları adlı sınır birliği ekipleri devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup Teğmen ve Asubay Çavuş rütbelerindeki iki askeri askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker savcılıktaki ifadelerin ardından askeri casusluğa teşebbüs ve askeri yasak bölgeye girmek suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik 2 Mart'ta Teğmen Angelos Mitrodolis ile Asubay Çavuş Dimitros Kauklarsis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti. İki askerin ifadelerinde karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonundaki görüntüleri üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti. Irak'ın güneyindeki Basra kentinden başlayan ve ardından bütün güney illerine yayılan kamu hizmetlerinin yetersizliğine yönelik protestolar başkent Bağdat'a ulaştı. Irak kuzeyindeki patlak veren protestolar başkent Bağdat'a sıçradı. Bağdat'ın Şule semtinde sokağa dökülen onlarca protestocu yola barikat kurup hükümetten reform taleplerini yerine getirmesini talep etti. Gösterilerin güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlediği belirtiliyor. Öte yandan güneydeki Zikar kentinde sokağa çıkan göstericilere ordudan destek geldi. Askerlerin göstericilerle birlikte slogan attığı görüntülendi. Hayır!
Hakkari merkezinde düzenlenen beyaz önlük operasyonu sonucunda hastanede çalışan kamu personelleriyle sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13 Temmuz günü Hakkari merkezde olmak üzere Hakkari Merkez, Yüksekova, Şemdinli ilçeleriyle Van ilinde eş zamanlı beyaz önlük operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda hastanede çalışan kamu personelleriyle sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahısların sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporlarla engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV ve MTV indirimi gibi kalemlerden faydalandığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Asar Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden 39 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi de yakalandı ve gözaltı sayısı 187'ye yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda hakkında arama kararı bulunan bir tekstil firmasının yönetim kurulu üyesi de gözaltına alındı. Biraz daha açalım arkadaşlar. Gözaltına alınanlar listesinde örgütün bir numaralı ismi Tülay Kumaşçı da yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğini yaptığı tekstil firmasının MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden biri olduğu öğrenildi. Bu arada Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan aramada nü resimler, altın kaplamalı vazo ve tepsi gibi bazı eşyalar, ruhsatsız bir tabanca ve dizüstü bilgisayarlara el konuldu. Hakkınızdaki suçlamalar. Öte yandan aralarında Adnan Oktar, Oktay Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın, 187 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken diğer 48 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. MİT tırları dosyasında bir gelişme yaşandı. Mahkeme Ankara temsilcisi Erdem Gül için beraat kararı verdi. MİT tırları ile ilgili davada dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti. MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde yer verdiği gerekçesiyle casusluk suçundan yargılanan gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmaya tutuksuz sanık Erdem Gül ve tarafların avukatları katıldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçunu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak Gül'ün beraatine hükmetti. Kararda Erdem Gül hakkındaysa devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ispat edilemeyen suçlan beraatine karar verilmesi gerekir denilmişti. İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu iki kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada kararını açıklayan mahkeme sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığa verilen hapis cezası 36.500 lira para cezasına çevrildi. Evet.
İstanbul'da Gülhane Parkı'nda bir çay bahçesinin duvarının çökmesi sonucu iki kişinin öldüğü olaya ilişkin açılan davada sanığa 36.500 lira adli para cezası verildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Rabia Yozgan'la tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütelasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Necip Sever'e taksirle öldürme suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Ahmet Necip Sever'e taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan önce 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı 5 yıla indirdi. Sanığın yaşı, şahsi, sosyal ve ekonomik durumuyla yargılama sürecindeki pişmanlığını da dikkate alan mahkeme heyeti, verilen hapis cezasını 36.500 lira adli para cezasına çevirdi. Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 günü meydana gelen çay bahçesinin istinat duvarının çökmesi sonucunda üniversite öğrencisi Rümeysa Yozgan ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi İsa Kılıç hayatını kaybetmişti. Olayda 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede çay bahçesinin işleteni sanık Ahmet Necip Sever hakkında taksirle iki kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan 2 yıl 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 8. günde de sürdürülüyor. Küçük kıza ait ne yazık ki henüz bir ize rastlanmadı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Yeni Su köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti. Çalışmalar kapsamında jandarma arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yoğunlaşırken diğer ekipler de Mavi ve Abrek isimli arama köpekleriyle köye yakın yerleri taradı. Köylülerin de desteğiyle AFAD ve jandarma ekiplerinin arazide yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Öte yandan küçük kızın aile fertleriyle yakınlarının da ifadelerinin alındığı Kayıp Evrim'in evinde, çadırlarda ve köydeki metruk binalarda aramaların yapıldığı soruşturma çok yönlü devam ediyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim ve kızına iftira attığı iddiasıyla 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği yönetimindeki Arif Sağ ve ekibiyle İbrahim Tatlıses'in de yer aldığı grup arasındaki 2014'te yaşanan tartışmalar mahkemeye taşındı. İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı üzerine İbrahim Tatlıses bu kararı sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Tatlıses, MESAM'ın danışman hukukçusu Avukat Aslı Aslan'ın 3. Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi hakimi Habibi Aslan'ın kızı olması nedeniyle böyle bir karar verildiğini iddia etti. Hukukçu anne kız şikayetçi oldu. Tatlıses hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan iftira davasından geçen yıl beraat etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında ise Tatlıses, hakim anne ile kızına 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. İstanbul Maltepe'de benzin istasyonunda bekleyen Uber şoförüne taksiyle gelen 3 kişi yumruklarla saldırdı. Uber sürücüsü benzin istasyonundan manevra yaparak çıkarken saldırganlar aracın peşinden koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün gece saatlerinde Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre aracıyla benzin istasyonunda bekleyen Uber sürücüsü taksiyle gelen 3 kişinin saldırısına uğradı.
Uber sürücüsüne yumruklarla saldıran şahıslar manevra yaparak istasyondan çıkan sürücünün arkasından koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Uber sürücüsü benzinlikte beklerken taksiyle gelen 3 kişi araçtan inerek Uber sürücüsüne yumruk atıyor. Uber sürücüsü manevra yaparak istasyondan çıkıyor. Saldırganlar araca tekme atarak sürücünün ardından koşuyor. Sanayi üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %6.4 arttı. Bir önceki aya göre ise %1.6 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %6.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12, imalat sanayi sektörü endeksi %6.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1.9 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise %1.6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2018 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1.6, imalat sanayi sektörü endeksi %1.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0.1 azaldı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışta %9.6 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. Tarım dışı işsizlik oranı bir puanlık azalışla %11.4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla %16.9 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 0.9 puanlık azalışla %9.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi. İstihdam oranı ise 0.7 puanlık artışta %47.9 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18.3'ü tarım, %19.5'i sanayi, %7.4'ü inşaat, %54.8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan, inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken sanayi sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı. İş gücü 2018 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak %53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla %72.4, kadınlarda ise 0.6 puanlık artışta %34 olarak gerçekleşti. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası dün gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapıldığını ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını açıkladı. Benzine son zam yine ÖTV ile karşılandı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası benzine dün gece yarısından itibaren 12 kuruş zam yapıldığını ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmadığını söyledi. Mayıs ayında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla benzin, motorin, otogaz ve benzeri akaryakıt ürünlerinde döviz kuruna bağlı yaşanan artış üründeki ÖTV miktarıyla aynı oranda azaltılarak etikete yansıtılmıyordu. Evet, bedelli askerlikle ilgili heyecanlı bekleyiş için bugün net bir açıklama yapıldı sevgili izleyenler. Şimdi ona bakalım.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün meclis başkanlığına sunulacağını bildirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bedelli askerlik düzenlemesinde 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik açıklamasını yaptı. AK Partili Turan'ın bedelli askerliğe ilişkin açıklamasının satır başlarına bakalım. Yasaya ekleme kararı aldık dedi. Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında meclisin açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün birkaç saat içerisinde kanunu meclisimize, plan bütçeye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aslında 24 Haziran seçimleri için seçim vaatleri arasında bedelli askerliğe de sık sık vurgu yapmıştı. Çünkü milyonlarca kişi belki de bekliyor bedelli askerliği. Öyle ki her geçen gün sosyal paylaşım sitelerinde de özellikle Twitter'da da Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında, en çok istenilen konu arasında yer alıyordu bedelli askerlik. Yaş olarak da birçok kişinin istediği 25 yaş ve üstüydü aslında ve böylelikle görüyoruz ki birçok kişi de mutlu olmuştur diyebiliriz bu kararla ilgili. Devam edelim Bülent Turan'ın açıklamalarına. Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizim için bir görevdi. İstiyoruz ki profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var dedi. Aynı zamanda aslında İbrahim Kalın ve eski başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve eski başbakan Binali Yıldırım da profesyonel askerliğe geçişin doğru bir şey olacağını ve önemli bir şey olacağını bahsetmişlerdi. 24 Haziran seçimleri öncesinde. İşte bu konuyla ilgili aslında Bülent Turan da o konuşmaya atıfta bulunarak bir sinyal de vermiş oluyor diyebiliriz. Ve profesyonel askerliğe geçişin ilk adımı olsun açıklamasını yaptığını da tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Ve bugün 5 milyondan fazla kişi bunu bekliyor dedi Bülent Turan. Bu da ciddi bir rakam. 25 gün askerlik şartı da tartışılan konular arasında. Çünkü daha önceden bedelli askerlik olduğunda hiçbir gün gitmeyip sadece o bedeli ödeyip askerliği tamamlamış oluyordu kişiler. Ancak bu defa 25 yaş sınırı getirildi. Aslında bu yurt dışında birçok ülkede de uygulanıyor. Sevgili izleyenler, bunu da bilgisini paylaşmış olalım. Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur dedi Bülent Turan. Bizim teklifte 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor dedi. Daha önce kaç kez çıktı? Onun bilgisini de sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartıldı. En son 1987, 1992, 1999 yıllarında yapıldı. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştı. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılacaklardır denilmişti. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitim
eğitimden de muaf tutulmuşlardı. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedellik askerlik uygulamasından faydalandığı bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, devam edelim. 14 bin yıllık ekmek tarifi bulundu. BBC'nin haberine göre buğday ve arpa ununu toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarihi 14 bin yıl öncesine dayanıyor. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'te 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu. Ancak Ürdün'de Siyahçöl'deki arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin bu tarihten 5000 yıl daha eski olduğunu ortaya çıkardı. Her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocaklarının bulunduğu 2 bina keşfeden araştırmacılar, her bir binada yanmış ekmek kırıntılarına rastladı. Mikroskopla incelenen 5.7 mm uzunluğunda, 4.4 mm genişliğinde ve 2.5 mm kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi. Araştırmacılar şu ana kadar keşfedilen dünyanın en eski ekmeğinin şekil olarak bazlamaya benzediğini belirtti. En eski ekmeği laboratuvarda yeniden üretmeyi deneyen araştırmacılar, ekmeğin tadının günümüzde tüketilen çok tahıllı ekmeğe benzediğini ifade etti. İngiltere'deki University College London'dan Profesör Dorian Fowler, bunun farklı ürünlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir yiyecek olarak elimizdeki en eski kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bazlamaları var, ceylan kavurmaları var. Bunlar o zamanlar yemeklerde kullandıkları şeyler, dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen bisiklet etkinliği kapsamında öğrencilere 300 adet bisiklet dağıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrencilere 300 adet bisiklet dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, farklı bakış açılarının bir topluma zenginlik kattığını belirterek, biz herhangi bir şehir ve ülke değiliz, bu yüzden bizim iddialarımız var, dedi. Dünyayı incelediğiniz zaman, Avrupa'ya baktığınız zaman ben Hollanda'ya gittiğimde en büyük sorunun bisiklet değil, bisiklet kullanma değil, bisiklet otoparkı üzerine projeler üretildiğini gördüm. O kadar çok bisiklet kullanılıyor ki. Artık bisiklet otoparkı bizim bugün aynen otomobillerde olduğu gibi yeni projeler üretmeyi, yeni alanlar üretmeyi ihtiyaç haline getiriyor. 50 kilometrelik bisiklet yolunu açıyoruz. Hayalim şu, görünür olmak. Bisiklet yollarında her yerde gençler bisikletleriyle geçsin istiyorum. Bisiklet yolu yapmak elbette önemli ama asıl olan şey sizin zihinsel dönüşümünüz, yaşam planlamanız. Sabahleyin kalktığınız zaman hangi ulaşım aracıyla nereye gideceğim sorusuna bisikletin de çok ciddi alternatif olmasını sağlamamız lazım. Ben caddelere dolaşırken giderken bisiklet yolunu çok daha fazla kullanan gençleri görmek istiyorum, dedim. Gençlik Meclisi Başkanımızla ve Genel Sekreterimizle bunu konuştuğumuz zaman bunu da bir kampanyaya çevirelim. Bize gelen, bize güvenen, bizim meclisimize katkıda bulunan Gençlik Meclisimizi tatilde ödüllendirelim. Onlara bu küçük dokunuşlarla bu güzel hedefimize ulaşalım istedik. Bu kampanya bu bakış açısının bir sonucudur. Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri verildi. Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyoruz ancak meteorolojiden yarın için uyarı geldi. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir, denildi.
Bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızı hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda gün iziyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.